restoranı güzel. Çünkü soru şöyle, cüzdanın doğum yeri kısmında Sivaslı yazan diyorum. Şu an kazan. Son soruyu bilseydiniz, Ege'deseydiniz ne kazandınız? Bazı soruları ver. Tamam mı? Gizli de yarı yarıya. Bakın bakın çakallığıma bakın. Arkadaşlar orada çadırda donuyorlar. Çadır ortamındalar. Ben böyle fıstık gibi bandırma manzarasında. Amerika'da bile bandırmayı bildiler. Bir İstanbul'u bildiler. İstanbul'a gerçi Konstantinopolis diyorlardı. Sivas Spor taraftarları Sivas Sivas diye tezahürat yaparken Bandırma Spor taraftarları da bandırma diye tezahürat yapıyormuş. Ondan sonra Sivaslılar tezahüratı değiştirmiş. Bandıracağız. Belki merkeze daha kestirme bir yol vardır ama ben böyle gidiyorum ha. Ondan sonra buraları bilip de ya sen neden oradan gidiyorsun merkeze? Ne yapıyorsun oğlum? Allah Allah. Hah, açık. Açık ağrımızın ya. Otopark oto yıkama diyor. Çadır oğlum, biz konutta yaşıyoruz lan. Çadırcım öyle kalabalık yerde çadır mı kurulur anlatayım? Tekirdağ Motosiklet Kulübü. Be şoparlar ne yapıyorsunuz be? Oğlum şu köşeleri de çadır kurulur. Her yere çadır kurulur burada ya. Ya Rabbim sana şükürler olsun. Arkadaşlar çekilin arkadaşlar. Çekilin abisi. Hepsi uygun. Neredesin lan Seko? Akhisar Riders Group. Bizim Tripmate arkadaşlar burada. Merhaba kardeş. Hepsi uygun. Nerede? Şuraya mı park edeyim ben? Adamın orası tezgahı. Hoş bulduk toprağım. Hepsi uygun. Hepsi uygun. Aha. Vallahi buralarda da sıra para var. Bak orada bağırıyor. Nereye park edeyim hocam? Tamam. Quick cevap yarışmamız olacak. Bunun için quick mikrofonunu gördünüz. QR mikrofonunu olduğunuz her yerde soruları cevaplayabilir ve ödülleri kazanabilirsiniz. Şöyle park edeyim lan. Yoksa ters mi park edeyim? Ters. Dur lan şunu indireyim onu satayım.
Seko ittirsene ya şunu. Geliyor mu? Hı. Tamam mı? Evet. Senin telefonun daha engin bu ha. He? Daha engin. İndirdim hacı. TRK'dan daha engin değil mi? Yok, indirdim şeyi, süspansiyonunu. Park ederken indiriyorum. Götü kalkıyor. Şu an şu yüksekte değil mi? Şu en aşağıda şu anda. Yok. Bu oto. Ha, bu maksimum. Götü şimdi kalkacak. Şimdi minimum aldın sen tek. Şu anda maksimumda dur. Kapansın orası. Şu anda maksimumda kalkıyor. Kalkıyor niye? Öyle süspansiyon öyle. Evet arkadaşlar, festival alanı güzel. Şu anda durum böyle. Ha, burada atari oynuyor çocuklar. QJ motor. Bayağı güzel. Ben şurada bir drone kaldırıp şu amcamları çeksem mi acaba ya? Abi drone kaldıramıyorum. Niye kaldıramıyorum? Rüzgar var. Şu ipler mipler var. Ağaçlar var. Sonra Murat abiye uğrarız ondan sonra tekrardan. Yani güzel bir festival. Çadır kurmaya yer kalmamış. Bakalım şuraya bakalım, bu neymiş abisi? Doğum yeri kısmında Sivaslı yazan birinin memleketi hangi coğrafi bölgenin sınırları içerisindedir? A. Ege, B. Karadeniz, C. İç Anadolu, D. Doğu Anadolu. Doğu Anadolu, D. D. Doğu Anadolu. Ben İç Anadolu biliyorum ama Doğu Anadolu olabilir. Sivaslı. Doğu Anadolu. Tokat'tan böyle. Ya ben İç Anadolu ama o 10 diyor o zaman. Beni eleyin, ben geçeyim. Dur, kopya çekeyim. Cevap A vardı. Karadeniz mi? Ege. Ege mi? Çünkü soru şöyle, nüfus cüzdanının doğum yeri kısmında Sivaslı yazan diyoruz. Sivaslı'da... Güzel abi, güzel, evet. Tebrik ediyorum, evet.
Haklısınız. Evet. Sivas'ta uçakta mıydı? Biz, neredeydi ya? Biz Sivas'a kaldık ya, kafa orada. Gittim, kaldı. Gittim bir ara. Her evde 3 tane traktör var, şikayet ediyorlar. Eyvallah. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz abi. Eyvallah. Ne kadar? Büyük gol yedik. Şu an kazan. Son soruyu bilseydiniz. Neyden harcayacaktık? Ege'ye deseydiniz. Ne kazanacaktık? Ya. SS'e kazanacaktık. Ne? Tamamlayın, sağlık Sivas. Hacı bak şöyle yapalım. Sen bana soruları ver. Tamam mı? Gizli de yarı yarıya. Yarı yarıya. Abi şunu da iyi biliyorduk, onu söyledim. Arkadaşlar, festival gerçekten güzel gidiyor. Şimdi konser tarzı bir şey var. Şimdi oraya gidiyoruz. Arkadaşlar, Balıkesir Moto Festival son hızıyla devam ediyor. Şimdi dur bakayım. Arkadaşlar, Balıkesir Moto Festival son hızıyla devam ediyor. Ben burada drone uçuramıyorum, canım sıkılıyor. Evet, güzel bir konser organizasyonu. Arkadaşlar merhaba. Evet, etkinlik alanı gayet güzel. Şimdi Bandırma'ya doğru yola çıkıyorum. Benim dörtlüm nerede? Şimdi. Hadi görüşürüz abicim. Evet, bir dünya çadır var. Ama ve lakin biz çadıra gitmiyoruz, eve gidiyorsun. Abicim şu aydınlığa bak lan. A few moments later. Günaydınlar arkadaşlar. Saat 6.30. Şimdi bakın çakallığıma bakın. Arkadaşlar orada çadırda donuyorlar. Çadır ortamındalar. Ben böyle fıstık gibi
Bandırma manzarasında kalkıyorum. Saat 4'te yattım, 6.30'da kalktım. Ama buralar erken kaldırıyor. Ve tamamen temiz hava deposu. Şimdi ne yapacağız bugün? Mintex'e gideceğiz. Mintex dinlenme testlerinden TRK grubundan bir 6 ya da 10 tane motor gelecek. Onlarla buluşacağız. Oradan da hop doğru tekrardan Balıkesir Motofest'e gideceğiz. Bu arada birazdan hazırlanacağım. Size burada çok güzel bir çorbacıya götüreceğim. O çorbacıyı da bir görün. Bu Bandırma'ya geldiğinizde o çorbacıya da muhakkak uğrayın. Hadi şimdi ben ufaktan hazırlanayım biraz. Sonra tekrar yolda kask kamerasıyla görüşmüş oluruz. A few moments later. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz manzarayı. Böyle güzel güzel bir yerde böyle güzel manzarası olan bir yerde de kalkmak güzel oluyor yani. Neyse şimdi motorumuzu alalım abicim. Şimdi arkadaşlar nereye gidiyoruz? Bahsettiğim gibi burada bir tane meşhur bir şifa çorbacısı var. Hem fiyatları iyi hem de çok lezzetli abi gerçekten. Ben İstanbul'da böyle güzel çorba yapan yer bilmiyorum abisi. Hani İstanbul'da birkaç tane ya biz meşhuruz meşhuruz diyor ama buranın tadına yana sadece lafta meşhurlar. Evet. Şimdi kameramız tamam. Şu Insta 360'lardan bir tanesini taksaydım iyiydi ya. Takayım abisi bir tanesini. Çıkartması şuradan kolay. Evet. Şimdi bunun şeyini şimdilik takmayayım. Değil mi? Cancağızım. Neyini? Pilini şimdi takmayayım. Sonra takarım. Pilini takmayacağım için şunu şöyle yapalım. Ondan sonra açayım abisi kamerayı. Şu ipinden de bağlayayım diyeceğim. Biz çıkana kadar grup gelecek anasını satayım ya. Motosikletin de yani bilmiyorum. Ya ben beceremiyorum ya da şeyini bilmiyorum. Motosiklete de hemen hazırlanamıyorum ya. Arabayla mesela hemen zınk diye biniyorum gidiyorum. Tabii 3 dakika 5 dakika motorun bir yağlanmasını bekliyorum tabii ki arabada da. Şimdi şehir merkezine inelim, çorbamızı içelim. Ondan sonra yola koyulalım. Çorbayı da hızlı içeceğiz o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kayda başladı mı? Yo, ne kaydı? Basmamışım ki kayda başlasın. Evet.
Çorbacı inşallah kapalı değilsindir ya. İnşallah kapalı değilsindir. Arkadaşlar Bandırma'ya geliyorsanız muhakkak bu çorbacıya uğrayın abi. Ben de sonradan keşfettim burayı. Bir gün böyle kahvaltı yapacağım. Ya canım poğaça moğaça istemiyor ya. Başka bir şeyler istiyor. Kahvaltı tabağı falan da istemiyor. Ne yapayım ne yapayım? Böyle çorbacılara baktım. Tabii Instagram'da Facebook diyorum ya. Google'da olan birkaç tane çorbacı kapalıydı tabii ki. Şey çorbası da içmek istemedim. Lahmacun salonu çorbası da içmek istemedim. Böyle turlarken bu adama rastladım. Gerçekten ne güzel. Biraz abimiz teknoloji özürlü. Hani ben de pek fazla iyiyim diyemem ama en azından ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ben teknoloji özürlü derken şöyle, kendi tanıtımını hiç yapamamış. Ben biraz bir şeyler yapmaya çalışmıştım o zamanlarda. Şimdi güzelim, güzel bir çorbasını içerim. Telefon cepte. Evet, şimdi Bandırma merkeze iniyoruz arkadaşlar. Bandırma'da Göbek'ten yukarı çıkıncaydı çorbacının yeri. Oğlum bana bakacağın önüne baksana lan. Belki merkeze daha kestirme bir yol vardır ama ben böyle gidiyorum ha. Ondan sonra buraları bilip de ya sen neden oradan gidiyorsun merkeze? Ne yapıyorsun oğlum? Allah Allah. Neden öyle gidiyorsun? Şuradan gitmek gerekiyordu. Öyle daha kestirmedi falan gibi yorumlar şimdiden duymak istemiyorum. Bak benim bildiğim yol bu. Bundan gidiyor bana satayım. Evet, burası Bandırma Meydan. Bandırma güzel bir yer arkadaşlar. Yurt dışında bildiği yegane yerlerden biridir. Çünkü Bandırma'nın limanı çok işlek bir liman. Amerika'da bile Bandırma'yı bilirler. Bir İstanbul'u bilirler. İstanbul'a gerçi Konstantinopolis diyorlardı. Ama Bandırma'ya Bandırma diyorlar. Bir gün Bandırma Spor'la Sivas Spor mu ne maç yapıyormuş. Sivas Spor taraftarları Sivas Sivas diye tezahürat yaparken Bandırma Spor taraftarları da Bandırma 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 diye tezahürat yapıyormuş. Ondan sonra Sivaslılar tezahürat değiştirmiş. Bandıracağız, bandıracağız. Evet, bu cadde üzerinde şu çaprazda Şifa Çorbacısı. Hadi açık ol abi. Ara ara geliyorum. Kapalı zaten. Heh, açık. Açık abimizin yeri. Otopark, oto yıkama diyor. Neyse. Selamünaleyküm. Gelen olmaz herhalde ya. Olur mu lan? Olmaz herhalde ya. Olursa da kaldırırız ya. Bir günlük de yıkamayı versinler. Pazar günü kapalısın ya, kötü oluyor ya. Atıyorum, kesin. Hiç at.
arkadaşlar, burada çorba mükemmel. Sağ olsun. Şimdi yiyeyim bakalım.